Transporter T4'lerde ya da benzeri araçlarda kilitlerin açılmama sorunu olabiliyor. Bakın şu anda kapımız açılıyor. Olay şu, kapıyı tam şöyle açarken şu pim hafif böyle aşağı kayıyor ve kapı kilitli kalıyor. Yani nasıl söyleyeyim size, şuraya kadar geliyor, yarıya kadar, daha sonra gelmiyor. Ha, pim şöyle biraz aşağı iniyor. Böyle bir sorun var. Bunun nedenini göstereceğim size. Bakın, bu kilidi ben benzinle yıkadım. Benzinle güzel bir şekilde temizledim. Bu kilidin yayları var. Hatta hangi yay? Evet. Şu gördüğünüz yay, bakın hemen görünüyor. Şöyle göstereyim size hemen. Şu yay kırıldığı için, bu yay kırıldığı için mekanizmayı yukarı, daha doğrusu aşağı indiriyor kendiliğinden, kayıyor mekanizma ve kapı kilitli kalıyor. Bu yayı ben değiştirdim kilitçide ve benzinle de güzel bir şekilde temizledim. O şekilde bu arabalarda bu sorunu çözebiliyorsunuz. Bir de bir başka bir husus var, onu göstereceğim hemen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kapı kolunu söktüm, bunu da söktüm. Kapı kolunun arkasında bir toz lastiği var, görüyorsunuz. Hatta T4'lerde birçoğunda bu toz lastiği yırtılır. Onu da bir bakalım. Evet, şuradaki toz lastiği zamanla yırtılıyor. İçerideki lastik de deforme oluyor ve içeriye toz alıyor. Ve toz alınca da ne oluyor? Toz aldığı zaman bakın şu içeride, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şuralarda paslanmalar oluşuyor. Evet, o paslarda bu fitilin bu karşılığına, yuvasına zarar verebiliyor. Çürümesine neden olabilir. Ben şöyle bir şey yaptım. Tornavidanın ucuna bir zımpara bantladım. Şu şekilde içini temizlemeye çalıştım. Şu an geçici olarak yapıyorum. Daha sonra böyle uzatmalı matkap ucularıyla içerisini temizleyeceğim arkadaşlar. Bu sisteme dikkat edin. Eğer başınıza böyle bir iş geldiyse yapacağınız ilk şey, kilidin burada 3 tane vidası vardır. Onları söküyorsunuz. Önden de şu kapı kolunu da sökebilirsiniz. Onun da şöyle üstte, altta vida yerleri var. O işlemleri yaptıktan sonra şu fitili biraz kenara doğru alıp biraz hafiften yerinden oynatınca kilit gelecektir. Şuradan şöyle uzun bir şeysi var, kolu var. Topladığım zaman tekrar bir video çekerim inşallah. Onu da söktükten sonra kilidi yerinden alabilirsiniz. Evet, kameraman olmadığı için kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi rötuş boyamla paslı yerleri rötuşlayacağım arkadaşlar. Bakalım görebilecek misiniz? Biraz karanlık ama. Evet, bu şekilde rötuş yapıyorum. Paslı yerleri rötuşlayarak da korozyona karşı koruma yapıyoruz. Hemen görelim. Evet. Gayet de güzel oluyor bence. Matkapların ucuna takılan böyle telli fırçalar var. Çok ince. Onlarla o pası daha rahat alabilirsiniz. Benim elimde şu an olmadığı için ama gördünüz. Orayı yaptık. Gayet güzel oldu diyebiliriz. Rötuşlediğimiz yerleri de hemen görelim. Bakın boya görünüyor. Paslı yerleri kapattık. Öyle daha net görebileceğinizi düşünüyorum. İşte bu kadar. Sıra geldi montaja. Bakın vida yerleri görünüyor. Vida yerleri buraya gelecek. Yani şu şekilde yerini takacağız. Arka kapağı taktım. Bunu unutmuyorsunuz. Tozluğu var. Bu plastik kapak, beyaz kapak. Birazdan tamamlayacağız. Şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Ben bunu sökmemiştim buradan. Hani takması zor olur diye. Kilitçi söktü, kırılır diye. Önce bunu bu şekilde geçiriyorsunuz, beyaz klipsi. Tamam mı? Daha sonra
şu demiri arkadan böyle bastırarak, bakın burada şeysi de var, kanalı da var. Bir bakalım hemen. Şurada oluk var. Oluktan böyle geçirerek diğer taraftan çıkarabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, takarken şunu biraz kastırdık. Plastik tarafı biraz deforme oldu. Bu iç tarafın. Ama şu an bir sıkıntı yok. Gayet güzel çalışıyor. İşte bu şekilde.